olan bir konu. Engin Polat, Dilan Polat, Dilan Polat'ın bacısı Sıla Doğu. Engin Polat 6 sene önce ne tanırım ne ederim, bu Sıla'yla Sıla'yı tanırım. Batmanlı bir ailenin kızıdır. Öyle bir namussuzluklar yaptırıyorlar ki, bak Engin Polat 6 yıl önce benim kozmetik fabrikam var, sanayiciyim dedim. Temizlik ürünleri yapıyoruz, AdBlue yapıyoruz. Bak ben kendi markamı reklamını bile yapmıyorum. 6 sene önce bu Engin Polat benim yanıma geldi. Bu Sıla'dan dolayı. Abi dedi, bizim dedi Ataşehir'de benden de ürün alıyorlardı. Dedi ki abi dedi, çocuklar bizi sıkıştırıyor. Kim yapıyor? Feriköy'ün, Fikirtepe'nin çocuklar. Neyse haber gönderdik, bizim gençlerimizi gönderdik. İşini hallettik. Ne bir menfaat karşılığı, Allah şahittir. Kendi de namuslu. Menfaat karşılığı, Allah şahittir. Kendi de namusluysa çıkar açıklama yapar. Almanya'ya geldim. Burada benim bir tane avukatım var. Dedi ki, Dilan Polat'ı tanıyor musun? Bak ben Dilan Polat'ı tanımam. Ben Sıla'yı tanıyorum, kız kardeşini. Engin'i dedim tanırım. Biz dedi Frankfurt'ta dedi bir bayilik almak istiyoruz. Engin'i aradım. Hani bir bayilik buraya verebilir misiniz? Telefonuma çıkmadı. 2-3 defa aradım, telefonuma çıkmadı. Sıla'yı aradım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da bir üst düzey emniyet yetkilisi. Sıla Polat'la, Sıla Doğu'yla artık ilişkiye mi giriyor? Ne oluyorsa hakkında şikayetçi Muhammed Yakup bizden haraç istiyor. Ya bizim işimiz gücümüz kalmadı. Biz Engin Polat'la, Dilan Polat'la, Sıla Doğu'dan haraç isteyeceğiz. Peki ben bir şey söyleyeyim şimdi. Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu. Siz bunların ne iş yaptığını bilir misiniz? 6,5 ile 10 milyon arası YouTube'da izlenme, TikTok'ta izlenme oranları var. Ben babasını da tanırım. Benim 2012'de yattığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdüğünü de bilirim. Bak benim edebim terbiyem el vermiyor. Hangi Batmanlı sanatçıdan dolayı namus davasından öldürdüğünü. Öyle namuslu bir babaları vardı, cezaevinde kahrından öldü. Sen çıkacaksın Dubai'de, kafana taçlardan dolar koyacaksın. Ferrari'lere bineceksin. Onu yapacaksın. Muhammed Yakut hakkında gidip İstanbul Emniyetinde 3 tane affedersin şerefsiz emniyetçiyle hakkında dava açacaksın. Sizin Allah'ınız, vicdanınız yok mu? Dayınız Murat Ayhan sizi sokaklara atıyor lan. Holding sahibiydi. Sokakta yatıyordunuz ulan. Telekızlık yapıyordun Sıla Doğu. Allah senin belanı versin. Gidip benim hakkımda şikayetçi oluyorsun. Biz size iyilikten başka ne yaptık? Dayınız size sahip çıkmadı Murat Ayhan. Ben başka ne yaptık? Dayınız size sahip çıkmadı Murat Ayhan. Engin Polat'la Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun Herk Bey? Gidin AK Merkez'de İstanbul Mali Şube Müdürü Zafer Aktaç, namus sahibiysen mail order yapıyor kuyumculuk üzerine. Bir dakika. Tekrar edersiniz bunu. İzleyicilerim soruyor. Dilan Polat kimdir diye. Dilan Polat işte bu medyada gördüğünüz, YouTube'larda gördüğünüz 6,5 ile 10 milyon takipçisi olan güzellik merkezi sahibi. Allah işini gücünü rast kessin. Bizi alakadar etmez. Siz benim hakkımda nasıl şikayetçi olursunuz? Ben size iyilikten başka ne yaptım? Zafer Aktaş, sen namuslu şerefli bir İstanbul Emniyet Müdürüysen, devlet insanın çaldığı 5 yaşındaki elmayı bilir. Bir kadın 2 senede veya 3 senede veya 1 senede 10 tane Ferrari, 10 tane Jeep, villalar, millalar, Dubai'de kafasında taçlar, dolarlar. Ulan bu millet ekmek bulamıyor, ekmek. Evine götürecek ekmek bulamıyor. Kokain var, bahis var, AK Merkez'de mail order var. Ben sana bir şey söyleyeyim ya Erk Bey, Allah rızası için. Senin bir tane tanıdığın kız arkadaşın var. Şu ekonomik krizde kafasına dolarları taç yapsa ne dersin ya? Bak bizi de alakadar etmez. Yapabilir, parasını yakabilir. Siz benim hakkımda nasıl şikayetçi oluyorsunuz ya? Sizin hakkınızda ne diye şikayetçi olmuşlar? Polat İstanbul abi. Emniyet Müdürlüğü'nden şikayetçi olmuşlar. Sadece Almanya'da bir bayilik istedik paramızla. Bak ben konuşurum.
bu millet onlara küfür eder. O anasıyla babasının üstünden Dilan Polat acındırma, kendini basının üstünden Dilan Polat acındırma, kendini acındırma programları yapıyor. Ben onun babasının anasını niye öldürdüğünü çok iyi bilirim. Bak benim edebim terbiyem el vermiyor. O baba, o namuslu baba da o cezaevinde kahrından öldü. Hayat hikayelerini anlatıyorlar ya, ben onların 5 yaşında çaldığı elmayı anlatırım. Ayıptır, günahtır. Evet, yani hakikaten aklımızın almadığı iddiaları gündeme getiriyorsunuz. Bir kere daha bunu söylüyorum. İddialar şüphesiz sahibini bağlar. Yani bu iddialar araştırmaya muhtaçtır. Bu iddialar savcılık konusunda, savcılığın bir adım atması konusunda sadece önemli bir işarettir. Bunu ifade edelim. Ben Tele 1'de